Ya işe biraz geç kaldım galiba, ben gelmem lazım. Kürşat! Kürşat! Ha. Bro, patron bir şey dedi mi? Ya yok, patron daha yeni geldi oğlum ya. Sen neden bu kadar geç kaldın? Ya kardeşim, gece rüyamda yine o kızı gördüm ya. Aşık olduğum kızı gördüm. Uyanmak istemedim oğlum. Ya oğlum, bir kız için bu kadar da işe geç kalınmaz. Bak, patrona söyleyeceğim artık. Bir daha geç kalma ya. Ya kardeşim tamam, çaktırma bu seferlik ya. Tamam dur, geçeyim de şuraya. Tamam oğlum, hadi müşteriler gelir birazdan. Abi ürünleri hazırlayalım hemen. Patron da birazdan çıkar gelir, şimdi kızmasın. Kızmaz kızmaz oğlum ya. Sıkıntı yok. Gençler merhaba. Aa, patron merhaba. Oo, Gito Beyler de buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk patron. Birazcık geç kaldım yani, 5 dakika kadar. Birazcık mı? Hı. Aa, evet, güzel. Sizden hiç memnun değilim bu arada. Geçen sattığınız ürünler çok kötüydü. Müşteriler gelip şikayet etti. Hadi ya. Evet, bugün sizden güzel bir performans bekliyorum. Tamam, patron, yapmaya çalışacağız. Kürşat değil mi, yapacağız lan? Tamam patron. Evet, patron, bu arada birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Gito Bey çok fazla geç kalıyor. Lütfen onu bu konu hakkında uyarırsanız sevineceğim yani. Oğlum niye söylüyorsun lan? Niye şikayet ediyorsun 2 dakikada? Ya Gito, kusura bakma, söylemek zorundayım çünkü patron senin yüzünden beni azarlıyor ya. Ben maaşımı alamayacağım, ondan sonra eve bakacağım ya. Tamam kardeşim, tamam. Patroncum ya, bir kere geç kaldım alt tarafı ya. Şimdi bunun da lafını yapmayalım, olur mu yani? Bu son olsun Gito, bir daha olmasın, tamam mı? Tamam patron, eyvallah. Ben yanındayım. Bir şey olursa çağırırsınız. Tamam patron. Teşekkürler. Oğlum hemen niye şikayet ettin ya? Söylemeseydin olurdu. Ya oğlum, olurdu da yani, ne bileyim, söyleyeyim yani, benim de evde biliyorsun çoluğun çocuğum var. Onlara bakmam lazım. Patron beni bu işten kovarsa ben bir daha nasıl iş bulacağım ya? Tamam haklısın. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin en azından evde çoluk çocuğun var. Beni evde bekleyen kimse yok oğlum ya. Şu aşık olduğum kız her gün gelip buradan kahve alıyor. Ama bir kere açılamadım yani. Kız zengin oğlum. Nasıl açılacağım? Ya oğlum, sen de git açıl yani. Sen de sevdiğin kızı açılamadıktan sonra daha ne önemi var oğlum? Yani kaparlar mı diyorsun kanka? Evet oğlum, kaparlar yani. Git açıl diyorum sana ya. Tamam abi, tamam, açılacağım. Ya açılacağım da bu şekilde açılamam abi. Kız her gün Ferrari ile geliyor yani. Ya oğlum, yani zenginlik falan fakirlik fark etmez. O da seni seviyorsa bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Kalp kalbe karşıdır yani. Anlatabiliyor muyum kanka? Ah kardeşim, ah keşke öyle olsa yani. Ya bir şey diyeceğim şimdi Kürşatçı. Bana bir yardımcı ol, olur mu? Yani şu kardeşin de bir evlensin yani. Çoluk çocuğa karışsın. Ya tabii oğlum, tabii, ne istiyorsan söyle, hemen elimden geleni yapayım ya. Ya şimdi ben bugün buranın patronu olsam, tamam mı? Mesela. Tamam oğlum. Cemre patronla da görüşsek yani, onu da bir ikna etsek. Ya ederiz oğlum ya. Ben bir patron olsam, şöyle bir gelsem, ne bileyim işte, bir havam cakam olsa yani, kıza bir hava atsam, bir sevgili olsak olmaz mı? Ya olur oğlum, ne olur, Cemre patronu da anlayışlı bir insan yani ya, sıkıntı olmaz kanka, hallederiz ya. Tamam, ben bir Cemre patronu soracağım abi, bakayım şansımı deneyeyim. Tık tık tık. Patron. Buyur gel. Patron, senin odanda bir sıkıntı var. Patron, burası senin odan mı? Evet. Tuvalette oturuyorsun ama. Burası benim hem odam hem tuvaletim, olamaz mı Gito? Yani patroncum, olur tabii ki de, sadece birazcık şaşırdım. Neyse patron, bir şey diyeceğim ya. Senden bir isteğim var yani. Kızmazsan tabii ki de. Tabii ki, buyur. Ya şimdi ben bir kıza aşığım, tamam mı? Her gün burada kahve içiyor falan ama açılamıyorum. Çünkü yani kız zengin patron, anlıyor musun? Keşke ben de patron olsaydım yani. Diyorum ki bugünlük beni idare etsen, ben patron olsam, sen çalışan olsan. Yani Kürşat da yardım etmek istiyor patron. Ne bileyim işte ya. Kıza bir yazılsam ya, açılsam ya. Ah git o eskilere gittim. Bilirim aşk meşk ilişkilerini. Ya bilirsin patron ya, sen de aşık olmuşsundur zamanında. Ben seni biliyorum. Tabii, zamanında çok aşık oldum ben. Tamam Gitocuğum, dediğini kabul ediyorum. Tamam patron, bir gün sadece, bir güncük. Tamam, teşekkür ederim. Sadece bir günlük, sadece bir günlük ama. Tamam patron, ben takım elbiseni o zaman alabilir miyim? Tabii ki, buyur. Vay be, sonunda oldu. Ya sağ olsun Cemre patronum ya. Bana patronun odasını verdi. Gerçi biraz garip ama yani sonuçta takım elbisesi falan var. Bence kızı etkilemek için de 10 numara bir şey. Tamam o zaman, artık bekleyeceğiz yani. Birazdan gelir. Hep bu saatlerde geliyor genelde. Ya Cemre patron, bu hal ne ya? Cemre patron bu hale düşecek adam mıydı? Tipe bak ya. Kürşat, biliyorsun bu sadece bir gün sürecek. Ya patron öyle de yani, Cemre patronu böyle görünce bir elinde şey buraları siliyor, bir garip oldum patron ya. Ben yarın sana göstereceğim, bekle. Ya tabi patron, özür dilerim, kötü bir şey demedim ya, yani Gito kardeşimize de iyilik yapıyorsun da yani patron, yani seni böyle görünce bir değişik oldum ya. Bas gaza aşkım, bas gaza, kim tutar seni, bas gaza, yollar senin hiç durma, hadi uçur beni burada, bas gaza aşkım, bas gaza. Ay ne kadar güzel ya arabam. Çok eğleniyorum şu anda. Bas gaza aşkım, bas gaza. Sesi de fulleyim de. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Yollar seni.
Ay, en sevdiğim kahveden almaya geldim. Karamel frappuccino. En sevdiğim kahvedir. Gideyim de alayım bari. Garson bey, buraya bakar mısınız? Hanımefendi, sizi biraz bekleteceğim. İşler çok yoğun, kusura bakmayın. Patron, hemen Gito'ya haber verelim. Bak, bu Gito'nun sevdiği kız geldi. Evet Kürşat, çabuk Gito'ya haber ver. Koş içeri. Tamam, gidiyorum. Ay, ne zaman gelir acaba sevdiğim? Oğlum ha? Gito, koş. Sevdiğin kız geldi, koş. Ciddi misin lan? Vallahi mı? Evet oğlum. Evet, koş. Ana, ay, tamam, çok heyecanlıyım. Bak bakayım, kravatın falan düzgün mü? Bakayım şöyle bir. Evet oğlum, şu an 10 numarasın, çok güzelsin. Oh, eyvallah. Hadi, kardeşim, kalma. Eyvallah. Ana, o orada oturuyor. Tamam, Kürşat yerine geç hadi. Ben şu an patronum oğlum, tamam. Biliyorsun. Hanımefendi, merhabalar. Of ya, of. Kimse bakmıyor bana. Merhaba. Hanımefendi, ben ilgileneyim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya garsonla hiç benimle ilgilenmiyor. Bir saattir bekliyorum burada. Hemen onlarla ilgileneceğim. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Siz dükkanımızın 1 milyonuncu müşterisi oldunuz. Ve bu yüzden de bugünkü alacağınız her şey ücretsiz hanımefendi. Tebrik ederim. Aa, gerçekten mi? Çok mutlu oldum şu anda. Evet, bu arada bu dükkanda benim. Buranın patronu benim yani. Patron siz misiniz? Evet benim. Ay, çok yakışmış bu arada takım elbise. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Size de kırmızı şapka ve elbiseler, yani hepsi çok yakışmış, çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben karamel frappuccino istiyorum. Evet, başka bir şey? Başka bir şey yok. Size leziz köfte burgerimizden getirebilirim bu arada. Çok harikadır tadı. Olur. Denemiş olurum. Tamam. Cemre oğlum, bir bak bakayım buraya. Oğlum mu? Tamam, tübü. Buyurun patron. Buyurun. Oğlum gel buraya bakayım, gel. Sen neden hanımefendiyle ilgilenmedin? Hanımefendi, isminizi öğrenebilir miyim bu arada? Buse benim ismim. Buse Hanım'la neden ilgilenmediniz bakayım oğlum, ha? Çekeyim mi kulağını senin şimdi? Patron, Kürşat Bey ilgileniyordu onunla, ben değil. Şimdi ben hanginize kızayım bakayım, hanginize? Kürşat gel buraya. Geliyorum patron, geldim. Hayır, evet, patron. Ben senin mi kulağını çekeyim, Cemre'nin mi kulağını çekeyim? Yani patron, çok özür dilerim ama hanımefendi, sizden de özür dilerim. Yani kusura bakmayın, biraz işlerimiz çok yoğundu, o yüzden sizi ilgilenemedik. Özür dilerim tekrar. Tamam, hepin ikiniz de hemen bakayım bir şey yapın, takla atın hemen. Takla atın, çabuk. Tamam, hemen patron, hemen. Hop. Evet, takla atarken özür dileyin hanımefendiden. Hanımefendi. Tamam. Allah'ım ya. Hanımefendi, çok özür dilerim. Çok özür dileriz hanımefendi, çok özür dileriz. Tamam. Tamam, önemli değil. Patron bey, sizin isminiz neydi acaba? Benim ismim Gito. Gito bey, artık yani onları da, garsonları daha fazla bence ezmeyin ya, tamam. Gerek yok. Yok canım, bunlar böyle, bunları ezeceksiniz yani. Başka türlü nasıl böyle müşteriye iyi davranacaklar, ha, değil mi? Ha? Ya patron, çok haklısın patron, özür dileriz tekrardan ya. Tamam, neyse hadi gidin hanımefendinin hemen köfte burgeriyle karamel frappuccino ondan getirin işte. Neydi? Pardon, karamel frappuccino. Evet, karamel frappuccino. İsmi çok zor oğlum. Siz anlıyorsunuz, yapın. Tamam patron, bizde. Tamam. Kürşat, sen şu hanımefendiye bak. Ben şu Gito'nun bir ağzını yüzünü bir kırayım da geleyim, bekle burada. Ya iki gözümün çiçeği ya. Gelmiş orada bir hamburger, bir şey yiyecek, kahve içecek. Ne kadar tatlı, ne kadar şirin ya. Allah'ım, çok seviyorum. Gito Bey. Cemre patron. Memnun musunuz hayatınızdan ha? Evet patron, gayet memnunum. Ne oldu ki? Bir kalkar mısın aya? Tabii, buyur ya. Kalktım. Şuraya doğru geç. Nereye, buraya mı? Evet, dur orada. Dur orada. Evet. Patron ne yapıyorsun? Terbiyesiz herif. Patron ne oldu ki ya? Niye kızdın şimdi? Kızın yanında beni azarlamak ne demek? Ya patron, 2 dakika idare et ya, Allah'ım seviyorum ya. Anlamıyor musun? Aşık. Sen aşktan anlamıyor musun Cemre patron? Anlıyorum da yani kızın yanında beni yere gömdün. Ya patron, 2 dakika bir gömül ya, ne olacak ya? 2 dakika bir dayan ya. Ben sana var ya, neler yapmam sonra. Vur de vurayım Cemre patron. Yani bu yaptığı çok ayıp.
Vallahi patron vuracağım yani ya. Yeter ya. Ya arkadaşlar 2 dakika durun. Bakın ben aşığım. Ben seviyorum, anlamıyor musunuz? Siz aşk nedir bilmez misiniz Hakim Bey? Bu başka bir filmden replikti, neyse. Gito. Ya Gito kardeşim, bilirim de yani kızın yanında bize takla attırmak ne demek ya? Utanmıyor musun? Ayıp değil mi ya? Kardeşim şu 2 dakika beni idare edin. Bakın az kaldı zaten. Kız düştü, düşecek oltaya ya. Dayanın azıcık abi. Kardeşim bu son, bak bir daha, bak Cemre patron da söylüyor yani, bir daha böyle şeyler yaparsan, bizi küçük düşürürsen yani kıza da gidip söyleriz yani. Aşk maç dinlemeyiz ha. Tamam tamam, of Allah'ım yarabbim, tamam ya. Allah Allah. Tamam hadi lütfen, hadi bir 5 dakika daha dayan, zaten kız gidecek, hadi. Tamam. Git o tamam. Al şunu iç, kendine gel. Oh eyvallah patron, teşekkür ederim. Cemre patron bana ne verdi ya? Ay. Vallahi keyfime de diyecek yok yani. Ne kadar mutluyum. Şu frappuccino beni ne kadar mutlu ediyor ya. Burası da çok güzel bir dükkan gerçekten. Ah. Buse Hanım merhabalar. Ben size hamburgerinizi getirdim. Buyurun şöyle takdim edeyim. Şöyle koyabilirsiniz. Ay tabii. Çok mutluyum gerçekten. Patronunuz nerede? Buse Hanım patronumuz birkaç işini halletmeye gitti. Birazdan gelecek, merak etmeyin. Tamam tamam. Gelsin de onunla bir şeyler konuşmak istiyorum. Buse Hanım bu arada tekrardan sizden özür dileriz sizle ilgilenemediğimiz için. Kusura bakmayın. Ne demek ne demek, sorun değil. Zaten patronunuz kulağınızı çekti sizin. Bir daha yapmazsınız. Tabii tabii. Buse Hanım afiyet olsun. Teşekkürler. Oh, aynada kendime şöyle bir baktım, çok yakışıklıyım. Vay be. Ay hala orada. Hanımefendi istediğiniz ürünler geldi mi acaba? Geldi geldi Gito Bey. Gerçekten çok mutlu oldum yani. İyi ki kulaklarını çektiniz. Çok iyi çalışıyorlar şu anda. Teşekkür ederim. Afiyet olsun bu arada. Şunu da söylemek istiyorum. Artık siz 1 milyoncu müşterimiz olduğunuz için her gün geldiğinizde size ücretsiz kahve ve ücretsiz hamburger bedava. Zaten ücretsiz bedava demek. Gerçekten mi? Ay çok mutlu oldum ya. Gerçi param var ama yani hani böyle bir şey olduğu için, sürpriz olduğu için çok mutlu oldum gerçekten. Şöyle oturun isterseniz, sizinle sohbet edelim. Tabii tabii edelim. İşte ben de buranın patronuyum. Yani param var, pulum var. Böyle bir yer açtım. Geçinip gidiyoruz. Şey demek istiyordum yani, cumartesi günü boşsanız akşam şöyle bir sizi yemeğe çıkarmak isterim. Buranın dışında başka bir yere götüreyim. Aa evet, çok iyi olur aslında, boşum. Aa süper süper. Cemre'cim gelir misin mi? Cemre. Gel Cemre, gel gel gel. Cemre'cim diyor hala Cemre'cim. Buyurun. Buyurun. Baksana benim ayakkabıma ne olmuş? Bir ayakkabımın üzerine bak. Bak tozlanmış. Bak tozlanmış. Evet. Evet bağcığım da açılmış. Bak onu da sen gördün. Teşekkür ederim. Cemre çok iyidir ya. En iyi çalışanım Cemre'dir yani. Var ya görsen. Benim ne eksiğim varsa söyle. Cemre'cim bir ayağıma tükürüp bir yalayıp şey yapar mısın? Temizler misin kardeşim? Tabii patron bey. Eyvallah. Kürşat'cığım şu omzuma bir masaj istiyorum kardeşim. Tabii tabii patron. Emriniz olur tabii. Evet. Allah Allah. Cemre sen de şöyle bir elinle bir şey yap ya, rüzgar yap. Çok sıcak oldu burası. Oh. Ah. Yalnız Cemre işi bittikten sonra şu masayı bir silerse çok mutlu olurum. Tabii biraz yağ Cemre yani. Siler. Cemre burayı yalar yalar. Diliyle bile yalar yani. Öyle bir çalışanımdır. Değil mi Cemre'cim? Aa diliyle temizlesin o zaman. Ha temizlesin. Cemre temizle dilinle bakayım. Ya nasıl bak, güzel çalışıyor ya. Cemre harikasın ya, süpersin. Ya Cemre o kadar iyi bir çalışanım ki var ya, bak arada biz onunla oyun oynarız, uzun eşek oynarız, o hep alta yatar. Cemre bir yat da atlayayım üzerine be, hadi. Git o, kalk ayağa çabuk. Ne oldu? Hanımefendi kusura bakmayın, buranın sahibi gerçekten benim, git o benim çalışanım. Ben evet, benden rica etti, dedi ki ben bu kıza aşığım, ben fakirim, beni beğenmez diye. Bir dakika. Nasıl böyle bir şey olur? Bir dakika. Bir dakika Cemre, ne diyorsun çalışanım yani, Allah Allah ne saçmalıyorsun hanımefendi, Allah Allah. Cemre seni kovuyorum, git şimdiden lan, kovdum. Git o, asıl ben seni kovarım, çıkar üstündekini çabuk çabuk. Hayır önce ben kovdum ama seni. Ya bir dakika, ne oluyor burada, sen garson musun şimdi, beni mi kandırdın? Ya saçmalamayın hanımefendi, olur mu, cumartesi günü buluşacak mıyız bu arada? Ya bu nasıl bir terbiyesizlik ya, inanamıyorum size, bana kumpas kurmuşsunuz resmen. Ya hanımefendi yok öyle bir şey ya, ne alakası var ha? Senin bir fotoğrafını çekeyim de şöyle. Heh, bir rezil edeyim herkese. Aa. Şuradan da yazayım. Bir daha buraya gelmesinler. Evet. Şimdi seni rezil edeceğim herkese. Sen bana demek oyun oynadın ha? Ya, görürsün şimdi. Hanımefendi ya. Bak bana bak bak, gel buraya. Efendim. Gel yaklaş. Efendim. Yaklaş. Evet. Yaklaş.
Evet. Aa, gözüm kör oldu. Gidiyorum buradan. Anam kız gitti. Gidiyor bak bak. Kız gitti ya. Gitti patron. Git. Başka kim gidecek biliyor musun? Kim patron? Sen. Ben mi? Kovuldun. Kovuldun mu? Evet. Patron ya. Allah kahretsin. Hem işimden oldum hem de kızlar oldum. Bu nasıl bir şeydir ya? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir konu işledik. Ve yanımızda Cemre, Buse Duygu ve Kürşat vardı. Onlara da çok teşekkür ederim. Lütfen böyle videolar istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay. Hoşçakalın.